İhtiyar dersinde teğmin bahsindeyiz. Teğmin şerhinden okumaya devam ediyoruz. El haizu hayız maddesinde kalmıştık. El haizu hayızlı kişi en nüfesa'u nifaslı kişi kel cunubi cünüp kimse gibidir. Hayızlı kadın, nifaslı kadın cünüp gibidir yani hüküm itibariyle. Cünübe benzer. Cünüp ne yapıyor? Teyemmüm yapıyor. Öyleyse hayızlı da nifaslı da durumuna göre gerekli olduğunda teyemmüm yapabilir. Ve sıfatı teyemmümi, teyemmümün sıfatı yani yapılış şekli, teyemmüm nasıl yapılır? En yazribe vurmaktır bi ellerini. Zarabe yazribu en yazribe. Harfu tevkit değil değil mi? Ne var burada? Harfu bir kere ne yapar? Nasbeder. Başka? Mastar manası verir. Mastar manası verir. Yazribi vuruyor. En yazribe vurmak, vurması, vuruş. Ve istikbal harfi öyle değil mi? Gelecek zaman. En yazribe vuracaktır. Biyedeyi ellerini ala sa'idi temiz toprak üzerine. Ve ardından da yenfuzahuma ellerini silkeler. Sünme sonra yemsaha mesh eder bihima o elleriyle beraber. Bi ma bihima elleriyle beraber mesh eder vechehu yüzünü. Sünme sonra yazribe vurur bihima o ellerini kedalike aynı şekilde. Toprağa vurur veya toprak cinsi bir şeye. Ardından yenfuz yapar ellerini silkeler ve yemsaha ve mesh eder. Bi kulli keffin her bir avucunun içiyle mesh eder. Zahra zira'il uhra. Zahr dişi demek. Diş, üst taraf. Zahra zira'il uhra. Diğer kulunun dişini, üst tarafını badineha ve kulunun iç tarafını da mesh eder. Ma'el mirfeki mirfekle yani dirsekle beraber. Dirsek dahil olmak üzere bunu böylece yapar. Bunu nereden çıkardın? Fıkıh kitabının özelliği budur. Yani nereden çıkardın? Sürekli delil getirir. İlmihallerde bunu pek göremeyiz. İlmihale göre değişir ama hani delilleriyle İslam ilmihali, delilleriyle İslam fıkıhı diye kitaplar da vardır. O tür kitaplar olmadıkça genelde ilmihallerde nedir? Delil yoktur. Yazı 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 nereye dayanıyorsun? İspatı nedir? Kanıt var mı? Bir şey yok. Lihadisi Ammar'ın, hadisinden dolayı bunu böyle söylüyor. Ve daha neyden dolayı? Ligavlihi aleyhi essalatu vesselamu. Ve bir başka da şöyle hadis var. Et teyemmumu, teyemmüm zarbetani iki vuruştur. Zarbetun lil vecihi bir vuruş yüz içindir. Yani elleri toprağa vuruş bir vuruş yüz içindir. Çünkü toprağa vurursun onunla yüzünü mesedersin. Ve zarbetun ve bir diğer vuruş da lizziraeyni ile mirfegayni. Dirsekler dahil olmak üzere kollar için. Çünkü diğer toprağa vuruşunda kollarını mesedersin. Burada bir demiş kitapta, bire baktım. Ravahu el Beyhaki demiş. Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis. Bu okuduğumuz baskı, benim elimdeki baskı ve PDF ile de aynıdır. Çok eski bir baskıdır. Üzerinde bir tahriç söz konusu değil. Ara sıra bir iki hadisin kaynağını verir. Onu da tam olarak vermez. Ravahu el Beyhaki. Beyhaki'nin neresinde geçiyor? Belli değil. Şuab-ül İman mıdır? Hadi Şuab-ül İman hangi cilt, hangi sayfa? Ayrıntılar yok. Yani hadislerin sıhhati noktasında bir bilgi vermez. Kaynağı noktasında tam bir bilgi vermez. Bu gibi durumlar için ne yapmaktayız? Birinci sınavda da sorduk gerçi. Cevap videosunda da az çok değindik ona. Şu an bir baskı var. Müessisetür Risale zannedersem. Baskıdan emin değilim ama Müessisetür Risale olsa gerek. Orada Şuayb el-Arnavut'un tahrici var. Kitabın alt satırlarında dipnot olarak Şuayb el-Arnavut'un tahricine yer verilmiştir. Orada hadisin tam olarak hangi numaralı hadiste geçiyor? Hadisin sıhhat durumu nedir? Bilgi verilmiştir. Evet, Darur Risale'deymiş. Darur Risale 2009 birinci baskı. Darur Risale Şuayb el-Arnavut
baskısı, tahrici yer almakta. Onun dışında İbn Kutlubuğa'nın tahrici var. İbn Kutlubuğa'nın tahrici çok daha eskilere dayanır. Orada da bu kitapta geçen hadislere yer verilmiştir. Et-ta'rif vel-ihbar bi tahrici ihadisil ihtiyar. Et-ta'rif vel-ihbar bi tahrici ihadisil ihtiyar. İbn Kutlubuğa'nın bu kitabı. Orada burada geçen hadisler tek tek ele alınmış, tahric edilmiştir. Oralara bakarak bu hadislerin sıhhat noktasında ve tam olarak nerede geçtiği noktasında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Şimdi devam edelim. Vel isti'a bu şartun. İsti'at yani teyemmümde mes edilecek yerleri tamamen mes etmek, atlamaksızın. Hani gusülde derler, iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde tüm vücudu yıkamak derler. Biraz da mübalağa yaparlar. İşte onun bir benzeri de teyemmümde vardır. Teyemmümde her nereleri mesh edeceksen en ufak noktasını atlamadan yapmaya istiab şartun. İşte o şarttır. Gusülde hani iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak demek, titiz davranacaksın demektir esasen. Ne kadar titiz davranırsan davran, İğne ucu kadar kuru yer kalsa ne olur? Gusül geçerli olur. Tabii ki sen titiz davrandığın halde kalırsa, baştan sağma yaparsan olmayacaktır. Buna dair Diyanet 2 ciltlik ilmihali var Diyanet'in. Orada birinci ciltte gusül bahsinde bu iğne ucu meselesine değinilmiştir. Devam edelim. Hatta yani istiabı o kadar titiz yapacaksın ki hatta yuhallile tahlil edeceksin, hilalleyeceksin, sıvazlayacaksın. Esabi'ahu parmaklarını, parmak aralarını da hilalleyeceksin. Yani adeta elinde su varmışçasına parmak aralarında yıkar gibi. Aslında elinde hiçbir şey yok. Toprağı bulmuş kaldırmışsın ama elin ıslakmış gibi parmak aralarını yıkıyormuş gibi yapacaksın. Çünkü mesh edeceksin yani. Zekara zikrettihu bunu kim? Muhammedun Muhammed zikretti. Yani İmam-ı Muhammed. Nerede zikretti? Fil asli asılda. Fil asli yani asıl adlı kitabında. El asıl İmam Muhammed, İmam-ı Azam'ın öğrencisi. Çeşitli kitaplar yazmıştır. Bu kitaplardan bir tanesi El asıl. El asıl diğer adı El mebsud. Mebsuttur diğer adı. O kitapta bunu zikretmiştir. İmam Muhammed'in kitapları var, öyle değil mi? Bu kitaplara biz ne diyoruz? Zahirur Rivaye kitapları. Zahirur Rivaye. İmam Muhammed bin Hasan Eşşeybani'nin yazmış olduğu kitaplar. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitapları. Hani kaynakları diyebileceğin şeyler. İmam Muhammed'in yazmış olduğu bu kitaplar nelerdir? Bir, El Asl. Diğer adı El Mebsut. El Asıl, diğer adı El Mebsut. O Mebsut ile günümüzde işte 30 cilt, 31 cilt olarak basılan Mebsut aynı şey değiller yani karıştırılmasın. Onun yazarı İmam Muhammed, diğerinin yazarı ise İmam Serahsi'dir. Yazarlar bile farklı. İmam Muhammed'in birinci kitabı El Asıl dedik. İkincisi Camiu's Sagir. Camiu's Sagir diye bir hadis kitabı da var. Suyuti'nin duymuşsunuz. Üçüncü kitabı İmam Muhammed'in Camiül Kebir. Dördüncü kitabı Siyerül Kebir. Beşincisi Siyerus Sagir. Altıncısı Ezziyadat'tır. İmam Muhammed'in yazmış olduğu bu altı kitaba Zahirül Rivaye diyoruz. Zahirül Rivaye yani rivayet açısından diğer fıkıh kitaplarına göre daha güçlü, daha kuvvetlidir. Mütevatir derecesine veya meşhur derecesine varan nakiller vardı. Yani İmam-ı Azam şöyle dedi. Ebu Yusuf böyle dedi. Nereden biliyorsun? Sen, ben, bizler o devirde mi yaşadık? Yok, ama İmam Muhammed onların aralarında yaşadı. Bizzat yanlarındaydı ve ne yapmış? Kitap yazmıştır. Dolayısıyla sonraki devirlerde yazılan kitaplara kıyasen daha sağlam bir kaynaktır. Çünkü sözleri söyleyen İmam-ı Azam olsun, Züfer olsun, Ebu Yusuf olsun, onların devrinde yan yana onlarla yaşamış, onlardan ders almış, onlarla münakaşa yapmış birisi.
Dolayısıyla rivayetin sahihliği bakımından daha kuvvetlidir. Bu altı kitaba Kütüb-ü Sitte de denilmektedir. Yani Kütüb-ü Sitte sadece hadiste yok yani. Buhari, Müslim diye devam eden altı tane hadis kitabına Kütüb-ü Sitte denildiği gibi, hani o hadisteki Kütüb-ü Sitte. Bu saydığım altı kitap da nedir? Fıkıhtaki Kütüb-ü Sitte'dir. Hanefi mezhebinin Kütüb-ü Sittesi bu. Fıkıhtaki, yani yanlış anlaşılmasın, fıkıh alanındaki altı kitap demek istiyorum. Ve o, yani el aslı'da geçen bu şey nedir? Zahirur rivayeti. İtibaran bil vuzu'i, abdest, ezan, abdest, abdeste itibar edilmiştir. Abdest esas alınmıştır. Abdest esas aldığında zahiri rivayi olan budur. Parmakların arasının hilallenmesidir. Çünkü abdestte de bu vardı. Öyleyse teyemmüm onun yerine bedel olduğuna göre teyemmümde de vardır. Rava el-Hasenu, Hasan rivayet etti. Bu Hasan kim? Daha önce bir defa geçmişti ve bir defa açıklamıştım. Bakalım o biri aklında tutan var mı? Burada Hasan'dan maksat kim? Zannedersem yok. Rava el-Hasenu, Hasan ziyaret rivayet etti. Nerede? Fil mücerrette. Mücerrette rivayet etmiştir. Kimden? An Ebi Hanife. Ebu Hanife'den rivayet etmiştir. İda yemmeme el eksera. İda yemmeme teyemmüm etse kişi el eksera. Uzun çoğunu, mesela yüzünü mesedeceksin teyemmümde. Yüzünün tamamını yapmamışsın, çoğunu yapmışsın. Kolunu mesedeceksin, tamamını yapmamışsın, çoğunu yapmışsın. İda yemmeme el eksera. Mesedilecek uzuvların çoğunu teyemmüm etse caizdir. Lima, o şeyden dolayı ki fihi, onda vardır, minel haracı, sıkıntı vardır, zorluk vardır. Zorluktan kaçınmak için çoğunu yapmış olmak geçerlidir. Zaten fıkıhta çoğa itibar edilir. Fatiha'nın çoğunu okusan tamamını okumuş sayılırsın. Bazen görürsünüz bir hoca çıkar der ki ilahi açılar şöyledir, böyledir. İşte yeni görüşler aktarırlar. Ehli sünnetten kopmuşlardır. Bakmışsın bazen Diyanet şöyledir, böyledir konuşurlar. İşte birisi çıkar falanca cemaat şöyledir der. Herkes bir şey diyor açıkçası. Burada tamamı mı öyle? Yok, tamamını kim tanıyor? Mesela birisi dese ki işte ilahiyatçılar şöyledir. Ne demek ister esasen? Kendi tanıdığı öyledir. Tamamını mı tanıyor? Tamamını tanımasına ihtimal bile yok. Genelde ne olur? Çoğa itibar edilir. Ama vel evvelu esahhu, birincisi en sahih görüştür. İkincisi sahih görüş değil. Birincisi, yani tamamını mesedecek. Çoğu burada geçerli değildir. Vecuzu ve caiz olur. Kablel vakti, vakitten önce teyemmüm almak caizdir. Niye? Temkinen, imkan vermek için lehu, o kişiye minel edai fi evvelil vakti. Vaktin evvelinde namazını eda edebilmek için o kişiye imkan tanımaktır. Kema fil vuzui, abdeste olduğu gibi. Abdeste böyle değil miydi? Abdeste de böyle. Vakit girmeden abdest alabilirsin. Bugün cuma. Cuma ezanından önce abdest alabilirsin. Hatta alman doğru olur. Li'ennehu, çünkü teyemmüm de nedir? Halefuhu. Abdestin halefidir. Abdestin naibidir, bedelidir. Ve cüzü caiz olur. Kable darebil ma'i. Su aramadan önce teyemmüm almak. لِأَنَّهُ çünkü o kişi عَادِمٌ hakikaten, gerçekten de sudan mahrumdur. Ve zahiru, zahir olan nedir? الْعَدَمُ yoksunluktur. فِي الْمَفَاوِزِ çöldeki kişinin yoksun olmasıdır. İlla ancak yoksun olmaz. اِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ zannı galibine göre. Zannı galibi şayet şöyleyse. Enne muhakkak ki bir gurbihi onun yakınında vardır. مَا اَنْسُ eğer yakınında bir yerde su olduğuna dair zannı galibi varsa, yani büyük ihtimal buralarda su vardır diye düşünüyorsa, öyleyse la yecuzu caiz olmaz, malem yutler,
Su aranmadan, su istenmeden teyemmüm yapmak caiz olmayacaktır. Li'ennehu, çünkü o kişi vacidun, bulucudur yani, bulmuştur. Nazaran ile delili göre, zannı galibine göre bulmuştur. Ve delilu, deli nedir? İhbarun, haberdir. Eveya nedir? Alametun, bir alamet, bir işarettir ki yüstedellu biha, kendisiyle delil çıkartılıyor. Ala neredeyiz? Alel ma'i. Alel ma'i. Su üzerine, yani suyun varlığına dair kendisine delil çıkartılan şeydir. Ve yetlubuhu, ve suyu arar, ister kişi. Miktara galvetin. Bir galve miktarınca dolaşacak, suyu arayacak. Galve, vehiye, o galve de neyin nesi? Miktaru ramyeti sehmin, bir ok atım mesafesidir. Bir ok attın ne kadar gider, o kadar mesafedir. Ela yeblugu milen, bir mili aşmaz. Bir mil mesafesince suyu arar. Ve gıyle, denildi ki miktar, gıyle ne? Meçhul fiil, yani zayıf görüş ifade ediliyor. Gıyle denildi, yani bir görüşe göre miktaru ma, o mesafe ki la yenkati'u, kopmuyor, ayrılmıyor kişi an rufekaihi, arkadaşlarından ayrılmayacak miktardaki arayıştır. Kopmayacak yani. Velev şayet salla, namaz kılsa kişi bir teyemmumi, bir teyemmümle beraber sümme sonra vecede el ma'e, suyu bulsa lem yu'id, iade etmez namazını. Li'ennehu, çünkü o kişi eta, yerine getirmiştir. Bima o şey ki umira bih, onunla emredilmiştir. Yani emredildiği şey yerine getirmiştir ki vehü, ve o emredilen şey de nedir? Es-salatu bi teyemmumi, teyemmümle namaz kılmaktır. Ve bu durumda, yani zaten teyemmümle namazı kıldığına göre haraca anil uhdeti, sorumluluktan çıkmıştır, yani sorumluluktan kurtulmuştur. Ve şayet vecedehu, suyu bulsa kişi fi hilali salati, namaz esnasındayken bulsa, tevevvae, abdest alır ve istekbele, ve tekrar yönelir. Yani namazı bozulmuş olur. Bu yüzden tevazza, abdest alacak suyla ve istekbele ve tekrar kıbleye yönelecektir. Li'ennehu, çünkü o kişi gadara, güç yetirmiştir. Alel asli, asıl olan şeye güç yetirdi. Asıl olan şey, yani abdest almaya gücü yetti artık. Neyden önce gücü yetti ama? Namaz bittikten sonra yetse bir şey yaramaz bu. Kable husulil maksuri. Maksud olan şey hasıl olmadan önce. Maksud olan şey neydi? Namazı teyemmümle kılmaktı, yani onu kastetmişti. O kasıtla ayağa kalktı, tekbir aldı, kıraate durdu. Husulil maksudi, ama kastedilen şeyden önce asıl olana, yani abdeste erişmeye, yani suya erişmeye gücü yetti. Bil hulfi, hulfi yani naibi. Teyemmümle kılmadan önce, teyemmümle namaz gerçekleşmeden önce. Değil mi? Kable husulil maksudi bil hulfi. Hulfi naib, yani teyemmüm kastediliyor. Kasıt olarak teyemmüm. Kelime manası naib, bedel. Bil hulfi, teyemmümle namaz kılma gerçekleşmeden önce, namaz kılma tamamlanmadan önce asıl olana, yani suya, abdeste güç yetirdiği için. Ve enne teyemmüme, çünkü teyemmüm yentegizu, bozulur, bir ru'yetil ma'i, suyu görmekle beraber bozulur. Suyu görme sebebiyle bozulur. Fentekazat, yine bozulur. Daharatu, o kişinin tahareti bozulmuştur. Fe öyleyse yetevevva'u, abdest alır ve yestekbilu, ve tekrar kıbleye yönelir. Ve yusalli, ve namaz kılar, bir teyemmumil vahili, tek teyemmümle beraber maşa, dilediği kadar namaz kılar. Minas salavati, namazlardan dilediği kadar. Kel vuzu'i, abdeste olduğu gibi bir abdestten nasıl ki dilediği kadar namaz kılabiliyor, bir teyemmümle de dilediği kadar namaz kılabilir. Bu namazlar farzan ve neflen. Farz olsun, nafile olsun fark etmez. Her birinden de kılabilir. Bunu nereden çıkardın? Li gavlihi aleyhi es-salatu ve selamu.
Şu hadisten çıkarttık. Et-turabu toprak nedir? Dahurul Müslimu. Müslümanı temizleyicidir. Malem yecid el-ma'e su bulamadığı sürece. Ev veyahut da yuhdis abdestsizlik devam ettiği sürece toprak Müslümanı temizleyicidir. Lienne çünkü daharatuhu o kişinin temizliği zaruratu ademil ma'i. Lienne çünkü daharatuhu o toprağın temizliği, toprağın temizlik vasfının var olması zaruratu ademil ma'i. Suyun var olmaması gerekçesiyledir. Lienne çünkü daharatuhu toprağın temizlik vasfı zaruratu ademil ma'i suyun var olmama zaruretiyle mevcuttur ki vehi o da kaimetün böylece kaimdir. Yani su olsa toprağın temizleme vasfı olmayacak. Abdest yerine geçemez. Tabi istisnası vardı. Neydi? Su olsa bile toprakla abdest alınabilir. Temizlik vasfı olur. Hangi namazlarda? Cenaze namazı ve diğeri neydi arkadaşlar? Bayram namazı. Ve yustahabbu ve müstehaptır te'hiru salati namazı tehir etmek, geciktirmek. Limen o kimse için ki damia umdu bir ümide kapıldı. Fi vücudil ma'i suyu bulma konusunda bir ümidi olan kişinin namazı geciktirmesi müstehaptır. Niye müstehaptır ki? Li yueddiyeha eda edebilmek için. Namazını eda edebilmek için. Bi ekmeli daharateyni. Daharateyni iki taharet, iki temizlikten en mükemmeliyle beraber namazı eda edebilmek için. Li yueddiye eda edebilmek için. Ha o namazı neyle beraber eda edebilmek için? Bi ekmeli daharateyni iki temizlikten en mükemmeliyle beraber namazı kılabilmek için beklemesi müsaittir. Konumuz buraya kadardı.